Sadece Türkiye ile de alakalı bir sorun değil, dünya genelinde bir kadınlara yönelim var. Yani genel olarak bir sağcılaşan dünya var. Bu anlamda da tabii ki hani gericileşmenin sağcılaşmanın olduğu dönemlerde kadınlara, çocuklara, hatta hayvanlara yönelim çok fazla oluyor. Hani narinin de bu şekilde katledilmesi, ki küçük bir bedenin parçalara bölünerek katledilmesi yani sıradan bir şey değil ve bu sıradan bir cinayet gibi açıklanamaz. Bu yıllar öncesinde aslında Özgecan Aslan'da da benzer bir şey yaşanmıştı. Pınar Gültekin'de de benzer bir şey yaşandı. Münevver Karabulut'ta da benzer bir şey yaşandı. Yani bu uzun bir süreç, daha uzun zamana yayılan bir süreç. Bunun tarihsel kökenleri de var. Yani hem Avrupa açısından, hem dünya açısından, hem yaşadığımız coğrafya açısından. Yani bu anlamda da aslında bu gittikçe erkekleşen, gericileşen ve tekleşen bir şey, zihniyeti ve bunun yansımasını da sorgulamak gerekiyor. Bu anlamda da aslında daha çok örgütlenme, yani örneğin bir İstanbul Sözleşmesi, gene 6.284 sayılı yasa. Kadınların daha siyaset üstü düşünmesi gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun, iktidar partisinde olan kadınlar da dahil buna. Diğer muhalefet partilerinde kadınlar da dahil. Yani tüm alanlarda, sivil toplum kuruluşlarında olan kadınlar, mahallede olan kadınlar, duyarlı olan herkes, sadece kadınların değil, tüm toplumun sorunu bu aslında. Eğer küçücük bir çocuk bedeninde en uç vahşet yaşamıyorsa ve günlerce bu yani o bedene ulaşılamıyorsa bunu sorgulamak gerekiyor. Kadınların toplu halde, yani vicdan olan herkesin, kadınların da değil, duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bugün narine, yarın başka birisine. Hangi çocuğu nasıl bulacağı belli olmaz bu cinayetlerin. Ve bununla ilgili güçlü bir şey olmazsa, tepki olmazsa bunların devamı gelecek. Yani yaşamlar böyle ortadan kaldırılacak. Bir çocuk ne yapmış olabilir ki? Yani ne yapmış olabilir? Aslında her gün bir kadın cinayetiyle, şiddetiyle ve tecavüzüyle uyanıyoruz maalesef ki. Bunun sebebi aslında cezasızlık. Türkiye'deki birçok dünya yerlerindeki cezasızlıkla alakalı bir durum. Biliyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Ve bu feshedilmesinden sonra çok çok fazla kadın cinayetleri arttı. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Yargının, devletin bu cinayetleri yapanlara ceza vermeleri gerekiyor. Cezasızlıkla alakalı aslında bu durum. Aslında ayrı küçük bir devlet zaten. Erkeklerin devletleştirilmiş hali. Ve bundan güç alarak çok rahat bir insanın hayatını öldürebilme, tecavüz edebilme hakkını kendinde bulabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek gerekiyor. Biz kadınların mücadele etmesi, birlikte yan yana durması gerekiyor. Aynı zamanda hukukun da kesin ve net cezalar vermesi gerekiyor. Şimdi hukuk kişiye göre uygulanırsa zaten orada bir hukuksuzluk durumu mevcut zaten. Kendi yandaşlarına ceza yok ama muhalif olan kesime ceza var. Burada zaten bir hukuktan bahsedemeyiz, bir yasadan da bahsedemeyiz açıkçası. Ben dışarıda da çalıştığım iş yerinde de her gün şiddete uğrar mıyım diye evden çıkıyorum. Açıkçası kendimi güvende hissetmiyorum. Hiçbir kadın, hiçbir çocuk da bunu kendini güvende hissetmez yani. Bugün yaşadığımız bölgede veya tüm Türkiye'de ele aldığımız zaman hani tamamen Kürdistan bölgesinde kadın katliamları, çocuk tacizleri, tecavüzleri tamamen bu bölgede gelişiyor diyemeyiz. Tüm dünyada ve Türkiye'de gelişiyor bu politikalar ve özellikle de Kürdistan bölgesinde. Buna baktığımızda işte bugün mü ya da bugün sadece gün yüzüne çıkanlar mı? Bundan daha önce de çok çok yıllar önce de aynı şekilde işleniyor. Hem kadın cinayetleri hem çocuk tecavüzleri, bildiğimiz ve bilmediğimiz. Yani bugün diyelim ki internette veya medya yoluyla gün yüzüne çıkanlar, bildiklerimiz ve ondan önce bilmediklerimiz var. Devlet politikası üzerinde değerlendirecek olursak eğer, bir yandan toplumu
soykırımını hem düşünsel olarak hem gelişim açısından kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda bu tür politikalarla toplumu uyutarak ve toplumu tamamen körelterek tamamen kendi çıkarlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Giderek savaş da artıyor. Bununla da ilişkilendirmemiz gerekiyor. Hani burada ekonomik savaş, ekonomik kriz, tüm dünyada yeniden çizilecek bir rotayla da ilişkilendirmemiz gerekiyor bugün. Biz savaşlara hayır dedikçe maalesef savaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bu savaş hep devam ediyor. Ve bu tamamen savaş politikası üzerinden savaşı sürdürme amaçlı bu politikalar üzerinden toplumu uyutmaya çalışmak dediğimiz işte asıl mesele orada. Ve tamamen bunu gündemde tutmak. İşte Narin'in tamamen gündemde tutulması ya da işte gündemde tutulması derken şu anlamda. Hani ilk günden aslında ne olduğunu biliniyordu ama örtbas ediliyordu. Neden örtbas ediliyordu? Ve bunu bütün toplum biliyor ama bir medya algısı yaratmaya çalıştılar. Bir medya algısı üzerinden toplumu uyutmaya çalıştılar. Ve en sonunda zaten gün yüzüne çıktı. Bunun içerisinde çok farklı şeyler var, çok farklı şeyler dönüyor. Kadın katliamları işte dediğimiz gibi hep vardı, hep var olmaya devam edecek. Biz zihniyeti değiştirmediğimiz sürece ve yeni yasalar çıkarmadığımız sürece devlet politikalarının yasaları bu erkek zihniyeti üzerinde baskı kurmadığı sürece taciz eden ve tecavüz edeni tamamen cezalandırdığımız zaman eğer yasalarda ceza verildiği zaman 1-2 yıl sonra onları tekrar dışarı salıverdiğimizde herkes hayatının 1-2 yılını zaten cezaevinde vermeye razı. Bunun için belki çok daha yasalar çıkarmamız gerekiyor. Hani toplumu tamamen geri çektirecek, bu zihniyeti köreltecek, bu zihniyete karşı dur diyecek bir yasa çıkarmamız gerekiyor. Ve bütün toplumun bu konuda duyarlı olup artık gerçekten bunun için bir baskı kurması gerekiyor. Ne demek ya 2 yaşındaki bir çocuk? Bu hangi zihniyetin bir tecavüzüdür? Ya da hangi kadın katliamı hangi zihniyetindir?